Sektörel olarak hemen dikkatimi çeken sektörlerden, gıda sektöründen bahsedeceğim. Grafiğe de beraber bakalım. Burada kısalan kırmızı barlar görüyoruz gıda sektöründe ve bu almış olduğumuz bugünkü bar oldukça kısa. Ve buradaki kısalan kırmızı barlar bize alım yönlü aksiyonların daha da çok güçlendiğini, satış yönlü aksiyonların daha çok azaldığını, burada bir pozitif hareketin başlayabileceğini gösteren bir grafik bizde. Sentiment tarafına bakacak olursak da sentimentte zaten yukarı yönlü 8'lerin üzerine 61 sentiment puanı görüyoruz burada. Bu dönüşünü güçlü bir şekilde yapmış gözüküyor gıda sektörü. Bu nedenle benim takip ettiğim bir sektör. Yani bu anlamda hisse seçimleri yaparken hangi sektöre yatırım yapayım, hangi sektörden hisse seçeyim kısmında burada sektörel bazda bakıp daha sonra hisseleri tespit etmeyi daha çok tercih ediyorum. Bu nedenle bu dönüşleri yakalayabilmek adına benim takip ettiğim, şu an beğendiğim bir sektör, gıda sektörü. Bundan bahsetmek istedim. İkinci sektör olarak hemen bakalım. X kağıt sektörü olacak. Burada devam eden kırmızı bar boylarının kısaldığını görüyoruz. Buradaki 11 Haziran'da kırmızı bar almıştık. Burada mavi barlardan, yani güçlü bir mavi bardan sonra kısalan bir mavi bar bize bir sonraki adımda kırmızı bara geçme ihtimalimizi gösteren bir grafik. Nitekim 11 Haziran'da da kırmızı bölgeye geçtik. Bu devam eden aksiyonların baktığımızda hafta başı itibariyle kısalan kırmızı barlar şeklinde, yani alım yönlü aksiyonların bu sektörde daha çok şu anda baskın olduğunu, burada bir hareketliliğin başladığını gösteren bir grafik bize Moment tarafı için. Burada sentiment tarafına bakacak olursak da bir dip hareketi, bir dip dönüşü yapmaya çalıştığını görüyoruz. Şimdi gıda sektöründe bir önce göstermiş olduğum grafikteki sentiment çok net bir şekilde yukarı yatmıştı. İkisini birbiriyle kıyaslayacak olursam gıda sektöründeki hareket çok daha yakın bekleyeceğim hızlı aksiyonlar alabileceğimiz, yakın vadede bekleyebileceğim bir hareket olurken, burada kağıt sektöründe bir dip dönüş hareketini her an yapabilir. Bu da benim gözümün önünde olan bir sektör diye not düşebilirim. Takip ettiğim için bunu da iletmek istedim size. Buradan üçüncü bir sektör olarak turizm sektörünü bakacağız. Turizm sektöründe de burada kısalan kırmızı barlar görüyoruz. Sentiment puanında yukarı yönlü bir eğilim görüyoruz. Buradaki kısımda aslında bayram dönüşünde yukarı yönlü bir hareketliliğin olduğunu gördük. Ve bugün de yukarı yönlü bir hareketlilik gördük. Bizim için 7'nin üzerinde, 7'nin 8 üzerine 60 olan sentiment puanları oldukça beğendiğimiz sentiment puanları. Buraya da bir sonraki kısalan kırmızı barlarla beraber mavi bar görmeyi umuyoruz. Ve kısalan kırmızı barlardan sonra mavi bar aldığımız bölge ve devam eden, güçlenen mavi barlar buradaki görüntünün, güçlü görüntünün devam ettiğini bizlere gösteriyor. Sentiment değişiminde %38'lik bir pozitif yönlü bir değişim var bugün. Onu da not olarak ileteyim.